Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a beraberindeki yetkililerle birlikte tadilatı yapılan kalp damar cerrahisi servisini ziyaret etti. Bakan Altuğ'a ziyareti sırasında bilgi veren başhekim yardımcısı kalp ve damar cerrahisi uzmanı Hasan Birtan, yangının ardından yapılan çalışmalar sonucunda kalp damar cerrahisi bölümünün ameliyathane ve 8 yataklı yoğun bakımıyla hizmet vermesi için yeni bir proje çizildiğini anlattı. Güzel bir proje çizildi. Özellikle kalp damar cerrahi bölümü için ve şu an kullandığımız KBC'nin yoğun bakım ve ameliyathanesi tekrardan yenilenerek daha da genişletilecek ve hem yoğun bakım daha yatak kapasitesi yükselecek, hem ameliyathane kapasitesi genel olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükselecek ve kalp damar cerrahisi de daha yeni, daha modern, daha çağdaş bir ameliyathane ve yoğun bakıma kavuşacaklar inşallah. İhaleyi alan Asin İnşaat Limited Genel Müdürü Sergül Kırmızı, iki bölümden oluşan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanı kapsayacak projeyle ilgili bilgi verdi. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğ'a da yeni yıldan önce yoğun bakım ünitesinin tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Altuğ'a, Dünya Kalp Günü'nde çalışmalarına başlamanın heyecan verici olduğunu vurgulayarak kardiyologlarla damar ve cerrahi uzmanlarının gününü kutladı. Dünya genelindeki ölüm oranlarının birinci sıradaki nedeni kalp ve damar hastalıklarından dolayı olduğudur. Yine hekimlerin dikkat çektiği uyarılar, hayatımızdan sporu eksik etmememiz, düzenli beslenmemiz, fazla kilodan kurtulmamız, diyabete yakalanmamak için önlemlerimizi almamız şeklinde önerileri vardır.